Kimden duydum, ne zaman duydum hatırlamıyorum. Hayat bir demlik çay gibidir dediydi biri. Acele edersen demini alamaz. Çok kaynatırsan tadı kalmaz. Belki de bu yüzden demsiz kaldım ben. Ne demim çıktı şu hayatta, ne de tadım kaldı. Rıfat, kellerin Rıfat. Çocukluğum başkalarının gölgesinde geçti desem yalan olmaz. Her zaman benden daha iyi birisi vardı. Ne kadar hızlı koşarsam koşayım, benden daha hızlı koşan biri hep oldu. Nedense bu kişi hep Taner oldu. Anamın dilinde de hep o vardı. Bir Alime'nin oğlu kadar olamadı. Belki de hayatım boyunca en çok duyduğum cümle buydu. Alime'nin oğlu takdirname almış sen. Karnede 3 kırık. Taner bilgi yarışmasına katılmış. Sen anca yot yot gez. Belki de kendimi tek kıymetli hissettiğim gün, hayal perdesinde oynayan o gölgeleri gördüğüm gündü. Belki de bu yüzden sevdim onları. Onlar da benim gibi gölge oldukları için. Elalem'in oğlu bilgi yarışmalarında 1. olsun. Sen git anca milleti eğlendir. Yürü git, saçlarını güzelce yıka. Baban gibi kel kalacaksın. Kellerin soyu değil mi? İlla kel kalacaksın. Ben Rıfat. Kellerin Rıfat. Bu hayatta ne öğrendin diye sorarsanız bana, gölgede kalmayı öğrendim derim. Belki de bu yüzden çareyi nefret etmekte buldum. Nefret ettim her şeyden. Hayattan, insanlardan. Kendimden. Belki de insan için en yakıcı nefret budur. Kendinden nefret etmek. Kendine bir ömür tahammül etmek. En zoru budur belki de.